paramız yine değer kaybetti. Biz daha çok dolar yükseliyor diyoruz ama asıl olan liramızın değer kaybetti. Sonrasında olanları biliyorsunuz zaten. Minik ya da büyük çaplı krizlerle karşılaşıyoruz. Peki neden? Amerika bizim düşmanımız mı? Ülkeler birbirleriyle dost ya da düşman olurlar mı? Yoksa her biri kendi çıkarlarını gözeterek yollarına devam mı ederler? Tabii bu çıkarları ne belirler? Nasıl belirler? Neye göre belirler? Bir de burada ayırmamız gereken çok önemli bir şey var. Sonra terazimizin dengesi şaşıyor. Devleti ve halkları birbirinden ayırmak gerek. Çünkü hiç görmediğin, bilmediğin, etmediğin insanlardan nefret etmek çok mantıklı gelmiyor bana. Ama devletlerin çıkarları bazen ters düşebiliyor. Zaten çıkarlar eşit olduğunda dost, çakıştığında düşman oluveriyoruz. Tabii iş sadece devlet yöneticileriyle sınırlı değil. Çıkar gözeten sermaye grupları ve şirketler. Ki pek çoğu ülkelerden daha büyük gelir olarak. Onlar da kendi devletlerine ya da iş yaptıkları devletlere baskı uygulayabiliyorlar. Ya da tam tersi, baskı altında kalabiliyorlar. Dünya Yerli Malları Haftası kutlama naifliğinden artık birazcık uzak. Kullandığımız ve kullanmaktan vazgeçemeyeceğimiz pek çok ürün yabancı çıkışlı. Hayır, yine de siz iPhone parçalamak isterseniz siz bilirsiniz ama bilemiyorum. Bence parçalamayın. Hazır burada parçalanmış var ya, baksana. Mahvoldum. Tabii bu görünen, yani telefon yakmakla ya da domates atmakla olmuyor bu iş. Üretim yaparken kullandığımız ya da hizmet aldığımız pek çok yabancı ürün var. Ya da ham madde. Bunlardan vazgeçmek de günümüzde pek olası görünmüyor. En azından kısa vadede. Ha dersiniz ki biz ülke olarak şaha kalktık şu anda. Her ürünü biz kendimiz üretiyoruz. Bütün bu parçaları biz yapacağız. Kendimizi geliştireceğiz. O zaman bakılır. Tabii ben de isterim kendi kendine yeten bir ülke olalım. Ki oldu bu zamanında tarım bakımından. Ama bu başarmayacağımız anlamına gelmiyor. Umarım bir gün başarırız. Tabii her şey her şeyle bağlantılı. Bir tane fabrika açmakla da bitmez o iş. Gençlere ona göre bakacak, ona göre eğitim vereceksin. İmkanlar sunacaksın. Oysa deli gibi beyin göçü veriyoruz. Neden? Çünkü beyinli insanlar daha rahat imkanlarda çalışmak istiyorlar. Beyin bedava. Amerika düşmanımız değil bence. Dostumuz mu? O da değil. Amerika, Amerika. Her zaman kendi menfaatini gözetiyor. Biz başkasının menfaatini mi gözetiyoruz? Tamam dostumuz değil ama ülkemizi karıştırıyor, şey yapıyor. Karıştırma kardeşim. Karıştırma. Devletler arasında dostluk, düşmanlık olmaz. Diplomasi olur. Diplomatik ilişkiler olur. Bunlar da kimsenin kara kaşı, kara gözü için yapılmaz. Yerine göre iyi ilişkiler geliştirirler, yerine göre kötü. Peki ne yapacağız? Başkanların bir tweetiyle ülke hopluyorsa? Öncelikle ben tasarruf yapmayı düşünüyorum. Bak tırnaklarım, hoca sürdürmedim. Gerçekten tasarruf yapmayı düşünüyorum. Ekonomimiz pek iyi gözükmüyor şu anda. Ondan sonra da umuyorum ki hep beraber bu dar boğazdan kurtuluruz. Ve yine umuyorum ki ülkemiz bırak Amerika'yı dünyanın hiçbir ülkesiyle gerilmez. Ya da onların baskıları bizi çökertmez. Tasarruf yüzünden seni de işten çıkartmak zorundayım Orçun. Kusura bakma artık. Yoluma kendim devam edeceğim. Hayır giderim de çok yani. Her ay 35 bin dolar nasıl vereyim ben sana?